Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Evet, geri döndüm. Biraz da değişmiş döndüm. Kış ayları gelince bir kahkül kesesim geliyor. Neden bilmiyorum. Geçen kış da kahkül kesmiştim. Videoyu eğer izlemediyseniz buraya koyuyorum. Mutlaka izleyin. O zaman saçlarım ama kızıldı. Bu sene de yine kış geldi. Bu sefer tekrar kahkül kesmek istedim. Ama gördüğünüz gibi şu an uzun. Uzun bıraktım. Çünkü yine de saçımı yana doğru alabiliyorum. Bir de bilmiyorum, böyle uzun sevdim. Neyse, konumuz bu değil. Biliyorsunuz Black Friday indirimi vardı. Size alışveriş videosu çekmek istedim o yüzden. Sadece kozmetik, yani sırf gratisten aldıklarımı göstereceğim sizlere. Daha çok boya aldığım için, saç boyası aldığım için göstermek istiyorum. Çünkü bana çok fazla Instagram'dan soruluyor. Hangi boyayı kullanıyorsun, hangisini seviyorsun diye. Sizlere hem boyalar konusunda biraz böyle bir kendi bilgilerimi aktarayım. Hem de aldıklarımı göstereyim. Belki bir sonraki indirim, ki bence yılbaşına az kaldığı için yılbaşı indirimi de gelir tekrar. Sık sık indirime giriyorlar zaten. O yüzden çok lafı uzatmadan başlayalım diyorum. Ayrı poşet olarak. Çünkü iki ayrı günde alınmış şeyler bunlar. Şöyle biraz geriye geleyim. Boyalardan başlayalım direkt. Boya, yani saçımı bu renge boyadığımda gördüğünüz gibi şu an iyice oturdu rengi. Bir şey yapmadım. Sadece geçenlerde dibimi boyamıştım. Yine aynı bunlarla. Ama yıkadıkça ve zaman geçtikçe renk daha güzel oturuyor. Şu an bayağı gördüğünüz gibi soğuk ve çok açık bir sarı. Şunu alıyorum her indirimde. Yani sırf gratiste değil. Eğer o an Rossmann'da indirimdeyse ya da ne onun ismi? Watson's'da indirimdeyse, gratis indirimdeyse alıyorum işte. Bunun fiyatını da söyleyeyim size hemen. Evet, bu. Şimdi bu açıcı. Bu açıcıyı çok seviyorum. Kaç tona kadar açıyor? 7 tona kadar açıyor. Bunun 4 tona kadar açanı da var ama o çok güçlü değil. O yüzden eğer saçlarınızı gerçekten açık bir sarı istiyorsanız mutlaka 7 tona kadar açan bir açıcı kullanın. Ben eskiden bu açıcıları kullanmıyordum. Kuaför açıcısı direkt. Hani profesyonel açıcı. Profesyonel açıcı kullanıyordum. Ama o bende alerjik tepkiler yol açtı. Cildim kabardı. Kızardım. Şişti her yerim vesaire. O yüzden artık onları kullanamıyorum. Bunları da bayağı çekinerek kullanıyordum. Ama bir sıkıntı, yani bir alerjik tepki göstermedim henüz. Umarım da göstermem. Çünkü bu saç renginden vazgeçmek istemiyorum. Bu açıcıyı dediğim gibi indirimde gördükçe alıyorum. 22.95'ten ne kadara düştü? Ve bunlar da 22.95 normal fiyat ama 17.95'e düşüyor. Ve aslında 22.95 değil, indirimli. Genelde bunlar 24 liraya düşüyorlar. Ama ben 17.95'e bulduğumda böyle stoklayarak alıyorum. Çünkü 2 haftada bir dip boyuyorum. 2,5 haftada olabilir. Yani 4 hafta değil de 3 hafta diyelim. 2,5-3 haftada bir dip boyuyorum. Ve bunları da o yüzden stokluyorum. Sonra yine Palette'ninkini aldım bu sefer. Normalde Garnier'in 111'ini kullanıyorum. O da küllü açık sarı. Bu sefer 12.1'ini aldım. Daha da açık buzul. Ne diyor bu? Küllü buzul sarısı. İkisinin arasında fark gördün mü diye soracak olursanız görmedim. Ama eğer bir boya almak istiyorsanız mutlaka bu sonunun 1 ile bitmesine dikkat edin. Yani 1 ile bitiyorsa bir boya, onun içerisinde kül var demektir. O yüzden ona mutlaka dikkat edin. Ben Palette'nin de Garnier'in de bütün boyalarına kefilim. Bakırken de kullandım, sarıyken de kullanıyorum. Ama L'Oreal'ın boyalarını pek sevmiyorum ben. Hem gramaj olarak azlar, hem fiyat olarak daha fazlalar. Hem de parfümlü ya. Çok yoğun parfüm kokuyor.
Ve ben onunla saçımı boyadığımda migrenim tutuyor. Vallahi mahvoluyorum. Devam edelim. Başka da pek bir şey kalmadı. Genelde boya aldım. Aslında daha çok stok yaptığım bir alışveriş oldu. Beni Instagram'dan takip ediyorsanız bunları biliyorsunuzdur. Ben bunların şampuanlarını da kullanıyorum. Böyle yakından göstereyim. Şampuanlarını kullanıyorum ama saç kremine bitiyorum ya. Hem aşırı güzel kokuyor. Elimi sıkıştırdım. Hem aşırı güzel kokuyor. Hem de uygun fiyatlı ve keratin içeriyor. Bu yüzden saçınızı inanılmaz yumuşak. Ve gerçekten parıl parıl parlıyor saç ya. Bilmiyorum siz benim saçımdaki değişimi fark edebiliyor musunuz bilmiyorum. Hem uzadı da bayağı. Ama yani herkes, gerçekten iş yerindeki de herkes saçım parlıyor vesaire diyorlar ki onlar benim saçımın yanma hikayesini, yani bu önceki mevzuları bilmiyorlar. O yüzden iyi yani. Saçımı kurtaran gerçekten muhteşem bir saç kremi ve size fiyatını söyleyeyim de bir şok olun. Gel böyle. Bunları ayrı almıştım. 14.95. 15 liraya gerçekten muhteşem onarıcı ve çok güzel kokan bir saç kremi. Yani bunu, bana selam veren herkese bunu aldırtıyorum. Öyle diyeyim size. O kadar memnunum. O kadar çok seviyorum. Bir kez deneyin. Bana hak vereceksiniz bakın. Ben de eğer şu hayatım boyunca azıcık saçtan anlıyorsam bana güvenir ve alırsınız zaten. Bu arada bana sponsor değiller. Şimdiye kadar hiçbir markayla çalışmadım. O da aklınızda öyle bulunsun. Şimdi geçelim kozmetik ürünleri. Bunda da yine stok yaptım. İlk olarak size bunu göstereyim. Bunu zaten bilmeyeniz yoktur. Ama bunu uzun yıllar, hatta ilk highlighter'ım buydu benim. Makyaja başladığımda ilk highlighter'ım buydu. Ve severek kullandım. Daha sonra bir sevmemeye başladım. Bir beğenmemeye başladım. Farklı farklı highlighter'lar denedim. Farları highlighter niyetinde kullandım ama yine döndüm dolaştım. Buna geri döndüm. Bu da indirimdeydi. Bu çok fazla indirime, yani Balm çok fazla indirime girmiyor. Girdiği zaman da kaçırmamak lazım. Bu normalde 99.95'miş. 50 lira düşmüş. Yani 50 liraya aldım. Ve seviyorum ya. Bunu uzun da zaman kullanabilirsiniz. Hani ben bunu almıştım, 2 yıl falan kullandım yani. Dibi bitene kadar kullandım. Merak ettiğim bir ürün vardı. Biolis'in bu sabitleyici spreyi. Bundan bir tane tek kalmıştı. Demek ki bayağı seviliyor. Bunu denemek istedim. Çünkü bu son zamanlarda ben tabii fondötenimi, kapatıcımı sabitlemiyorum pudrayla. O yüzden son zamanlarda yok olup gittiğini hissediyorum. Yani akşam eve geldiğimde yüzümde hiçbir şey kalmamış gibi oluyor. Bunu bir deneyeceğim. Umutluyum. Bu ne kadarmış? 19.95'miş. Ama ben 13.95'e almışım. Beni bilen, beni tanıyan, beni tanımaya çalışan bunu bilir. Bu benim vazgeçilmesim. Bu benim elim, ayağım, her şeyim yani gerçekten. Notum bu. Kapatıcısı. Dediğim gibi gerçekten severek kullandığım ürünleri stokladım. Bunlar normalde en fazla 36 liraya düşüyordu. Geçen bir şey indirimi vardı. Orada 26 liraya düşmüştü. Aldım. Bu sefer 21 liraya düşmüş. Gratis'te. Bendeki 01 numarası ve bu gerçekten top tenim yani. Asla vazgeçemeyeceğim ürünleri sayacak olursam ilk başta bunu söylerim. O kadar çok seviyorum. Ve son olarak yine bir saç ürünü çıktı ortaya. O da Husk'ın bu saç yağı. Birçok saç yağı denedim. L'Oreal'in, yine Pantene'in. Ama en sevdiğim bu yağ. Ve kokusu da en güzel olan bu. Bayağı parfüm gibi kokuyor. Bu keratinin kokusuna birazcık benzetiyorum. O yüzden güzel kokuyor. Böyle parfüm gibi kokuyor. Baharatlı parfümler olur ya, öyle kokuyorlar. Gerçekten çok güzel kokuyorlar ya. Son olarak da ne aldım diye düşünüyorum. Biolis'in yine bunu aldığımda bir kalem rujunu aldım. Ama onu şu an nereye koydum bilmiyorum ya. Bunları işte bekletiyordum ben kaç gündür size göstereceğim diye.
O yüzden kullanmadım ama bugün göstereyim dedim. Çünkü yani işe gidiyorum. Kullanayım artık şu highlighter'ı, sabitleyiciyi vesaire. Burada, orada da açıp baktık Elif'le. Kırık değildir diye. Değildi. Değildi. Bakar mısınız? Yani herkese yakışacak çok güzel bir highlighter ve çok uzun süre kullanacağınız bir highlighter. Bunu artık atabilirim. Bunu da gösterebiliyor muyum ya? Bunu da göstereyim size. Bunun çünkü ucu çok güzel. Eğer görmediyseniz böyle şey ütü gibi. Bayağı buz gibi oluyor. Bunu da çok seviyorum. Yani çok sevdiklerimi gidip aldım. Bayağı uzun sürede hiçbir şeye ihtiyacım olmayacak gibi duruyor. Kapatıcım var, highlighter'ım var, saç yağım var, saç kremlerim var, boyalarım var. Hani beni ben yapan şeyler var. Evet. Ve bu kadar aslında benim aldıklarım ve konuşacaklarım. Böyle oturup konuşmak çok güzelmiş. Keşke daha fazla vaktim olsa da daha çok video çekebilsem. Ne düşünüyorsunuz Kahkül'üm hakkında? Sizce olmuş mu, olmamış mı? Ya ne yaptın kendine mi diyorsunuz yoksa yine? Merak ediyorum yorumlarınızı. Mutlaka yorumlarınızı bırakın. Eğer buraya bırakmak istemezseniz Instagram'a da gelebilirsiniz. Burada her ne kadar aktif olamıyorsam da Instagram'da aktifim. Oraya bekliyorum sizi. Böyle işte. Sizleri çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda umarım tekrar görüşürüz. O zamana kadar sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Öptüm. Bye bye.